insanlarla buluşturan Cumhurbaşkanımızın... Saygıdeğer misafirler, bugünkü icra ettiğimiz bu kura çekimi aslında yalnızca bir kura çekimi değil. Memleketini, vatanını sevenin, canı için, canlar için hizmet edenin, şehircilik vizyonunun, duyarlılığın bir göstergesidir aslında bugünkü kura çekimi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biraz önceki görmüş videoda da izlediğimiz gibi göreve geldiği günden itibaren sağlam evler, sağlam şehir için TOKİ'nin dünyanın en çok ev yapan bir kurumu olması için, en çok ev üreten bir kurumu olması için çalıştı ve gayret etti. Bazıları bunu anlamasa da bu ülkeyi sağlıklı, depreme güvenlikli konutları üretmek için o bütün bunları duymadan bir an olsun asla vazgeçmeden bütün çalışmaları gayretle takip etti ve bizzat kendisi bunları da gerçekleştirdi. O kadar olay yaşandı ki son 20 yılda yaşadığımız olaylara baktığımızda neler yaşamadık ki? Gezi olaylarından 17-25 Aralık'tan, E-Muhtıra'dan veya darbe girişiminden ekonomik bütün o krizler dahil olmak üzere pandemi olan Covid-19 saldırısı dahi son 20 yılda yaşadığımız onca olayı hepsini sayamayacağım ama birçok olay yaşadık. Bütün bunlara rağmen, bütün bu olanlara rağmen Cumhurbaşkanımız TOKİ'yi bir an olsun dinlendirmedi ve bir an olsun deprem güvenli evler üretmeyi durdurmadı ve bütün bu çalışmaları da bizzat kendisi takip etti. TOKİ'ye karşı bütün kara propagandalara rağmen, kentsel dönüşüme karşı bütün kışkırtmalara, kara propagandalara rağmen, öne çıkarılan bütün engellemelere rağmen 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 780 bin konut ürettirdi. Bu konutları da vatandaşlarımıza özellikle de teslim etti. Ben buradan yürekten teşekkür ediyorum. Covid salgınında biliyorsunuz ki şehir hastaneleri bütün engellemeleri ve karalama kampanyalarına rağmen Covid-19 salgınında o bütün şehir hastaneleri umudun adıydı. Tabii afetler sonrasında TOKİ'de yeni yuvalar için umudun adı oldu ve artık bunu hiç kimse de inkar edemez. Bu herkesin bildiği bir gerçek oldu. Antalya, Muğla'da, İzmir'de biliyorsunuz ki Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da, Bitlis'te, Artvin'de, Giresun'da, Elazığ, Malatya'da son 20 yılda birçok yerde birçok afetle karşılaştık ki bu afetler karşısında devlet refleksini gördük. Sel oldu, yangın oldu, deprem oldu. Her afetin ardından TOKİ afetzedelerin evlerini, iş yerlerini büyük bir hızla yaptı ve sahiplerine teslim etti. Elazığ'da olan Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de hatırlarsanız 6.8 şiddetinde bir deprem, yıkıcı bir deprem oldu. Depremin ardından TOKİ 33.821 konutu yaptı ve teslim etti. İzmir'de deprem oldu. TOKİ 4.601'i konut olmak üzere 5.061 konutu yaptı ve sahiplerine teslim etti. Düzce depreminin ardından TOKİ yine depremzedelerin imdadına hazır gibi yetişti ve 231 konutu üretti, hak sahiplerine teslim etti. Sel felaketinin ardından Kastamonu, Sinop ve Bartın'da ve Rize'de 730 konut tamamlandı, 400'ü de peyderpey tamamlanarak da yine deprem bu afetzedelere teslim ediliyor. Antalya'da, Muğla'da yangınlardan sonra TOKİ büyük bir hızla yine müdahale etti ve afetzedelerin evlerini tamamladı. Kısa sürede 1450 konut yaparak yine bunları sahiplerine teslim etti. Şimdi TOKİ tarihin en büyük depremlerinden sonra Adana'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Kilis, Malatya, Osmaniye'de ve Şanlıurfa, Elazığ için gerçekten depremzedeler için TOKİ bugün yine iş başı. Cumhurbaşkanımız yine talimat verdi. Her afet sonrasında olduğu gibi depremzedelerin evlerini Allah'ın izniyle bir yılda bitecek, etap etap teslim edilecek dedi ve bunu bütün Türkiye'ye, bütün halkımıza duyurdu. Özellikle de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza. Hepimiz bunu gözümüzle görmüş gibi buna yürekten inanıyoruz. Neden? Çünkü yapılanlar yapılacakların teminatıdır. Çünkü aynesi iştir kişinin. Çünkü yapan bilir,
bilen yapabilir. Allah devletimize ve devletimizin dirayetli kuruluşlarına zeval vermesin. Yalnız bir derdimiz var, burada onu söylemek istiyorum. Gerçekten her yerde söylüyorum. Deprem sonrasında çok farkındalık olan bir kentsel dönüşüm gibi bir çalışma. Böylesine daha yeni yeni söylenenler ve yapılanlar var ama yıllardır yapmış olduğumuz bu çalışmalarla ilgili bir derdimiz var. Ben buradan lütfen affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Aslında siyaset üstü olması gereken bir konu. Deprem ve sonrasındaki dönüşüm siyaset üstü değerlendirilmeli. Sözümü ona siyaset yapan birçok kişi de maalesef bazen muhalefet adına, bazıları meclis üyesi, bazıları şehirciler, şehir planlarıcı odaları, mühendis odaları, mimarlar odaları dahil olmak üzere hatta bunu bazen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki bazı kurumsal yapılar içerisindeki kişi ve kurumlarla beraber büyükşehir olarak da herkes kentsel dönüşüm projemize, projelerimize ve bütün kentsel dönüşüm projelerine çelme takıyor, bizi engellemeye çalışıyorlar. Bunu her yerde söyledim, burada da tekrar ifade ediyorum. Kendilerini insafa ve vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilin. Bugün depremde gördük, bundan önce de görmüştük. Ve kentsel dönüşüm projelerini rantsal dönüşüm diye sulandırmanın hiçbir anlamı olmadığını herkes çıplak bir gerçek olarak da gördü. Kimseyi telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmeyelim lütfen. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istirham ediyorum. Bir yapsat firmasına dönüştürdüğünüz biraz önce 95 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız da kurmuş olduğu Kiptaş firmasını lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Vatandaşımıza konut üretecek olan Kiptaş'ı lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Sayın Başkan, Çalıştay üstüne Çalıştay yapılıyor. Toplantı üstüne toplantı yaptı. Tuzla'da biliyorum ki bir dairenin dahi dönüşümü yapılmadı. Eyleme dönüşmeyen bu toplantıları İstanbul'umuza maalesef 4 yıl kaybettirdi. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gerçek anlamda kentsel dönüşüm için işine odaklanmasını istirham ediyorum. Çağrılarımıza kulak tıkadıklarını maalesef biliyorum. Yine de sesimizi duyurabilme ihtimaliyle bu çağrımı tekrarlıyorum. Sürekli tekrarlamaya devam edeceğim. Çünkü kamu kaynaklarının en fazla İstanbul'da kullanan bir kurum kentsel dönüşüme ve yeni konut üretimine mutlaka el atması lazım. Sözleriyle beraber görevlerini yapmaları gerekir. Ya bir yol açacaklarsa açsınlar ya da laf kalabalığı yapmadan yolumuzdan çekilsinler. 229 bin oldu. Evet, evet. Dolayısıyla 229 bin 6 600 yine 6 660 ve 5. Işıldar, Beyhan Ulaş, Kaçmaz Ali Gür, İsa Pala, Ayfer Tuncel. 226.463 239.046 Şeyda Bindebir. Topu düzeltelim, altında çizgisinde olduğunu dikkat edelim. 236.417 Işıldar, Beyhan Ulaş. 2. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Biraz. Biraz. 220.209. Peki hangi kategoride başvurdunuz? Hangi kategoride? Emekli. Emekli kategorisine başvurdum. Ben şahsıma ait başvurdum. Allah izin verirse, kısmetse inşallah çıkacak. Kurayı bekliyorum engelliden. Ama daha şu an isimlerde oğlumun ismi yok. Bakalım. Vallahi inşallah sözü girerse üçüncü katılışım. Bilmiyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bilmiyorum. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Nezaket Dönmez. Valla ne bileyim, çok güzel bir şey. İnşallah herkese nasip olur. Yani bekliyorum, bilmiyorum. Evet. Emekliyim işte, bakalım. Emekli kontenjanından eğer çıkarsa çok mutlu olacağım. Bugün belki rüyamız gerçek olacak. Yani Cumhurbaşkanı sağ olsun. İnşallah Allah ona uzun ömürler versin.